Sonradan'ın yepyeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Fazla lafı uzatmadan kaldığımız yerden devam edelim. Dünkü bölümde, yani bir önceki bölümde hatırladığınız gibi radyo kulesine çıktık, haber verdik. Haber verdikten sonra uçaklar bizden yer belirlememizi istediler. Yerimizi belirlettik. Ateş yaktık, uçak geldi ve bilinmeyen bir ses tarafından kimse ayrılamaz diyerek şimşekler, yani yıldırımlar çaktı ve uçağı düşürdü. Ve biz de olayın arkasında neyin olduğunu bulmak için pilotları aramaya çıktık. Pilotları ararken en son pilotu bulduğumuzda buraya getirilmiştik. Şimdi burada kalmıştık, kasap gibi bir yer böyle. Anam oğlum, çıktı. Kırık olsa duramazdın. Kırık olsa duramaz. Çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi en son gelen pilotumuz da buraya atılmış durumda. Birazcık iğrenç oldu. O ne ya öyle kocaman? Şimdi bunun telsizini alamıyoruz sanırsam. Çıkış yolunu bul diyor. Yeni bir bela. Bulalım. Yani bulabiliriz herhalde. Silahımız, tabancamız hepsi yanımızda duruyorsa. Ağır bir metal sesi. Oo, birisi geliyor. O ne be? Öküz gibi. Oha. Git ulan git. O ne be? Lara kaç lara. Kaç lara kaç. Kaç. Aklın varsa kaç kızım. Kaç, kurtar kendini. Ay. Ne oluyor lan? Sağdan soldan bacak, kol yağıyor, kafa yağıyor. No. Gelmesin, sakın o öküz gelmesin. Şu sakin. Bir saniye. Pompalı mermi saldık. Bu da demek oluyor ki acaba pompalımız mı olacak? Acaba? Gördüm. İşte burada. Pompalı siper tüfeği. Bildiğiniz gibi önceki bölümlerde de bu tür yerler vardı. Demiştim hani açmak için farklı şeyler gerekiyor. Bu tür yerleri açmak için de bu güzel şeyle ateş ediyoruz. Git ve sesin neyden çıktığını bul, öğren diyor. Beni arıyorlar. Arayacaklar tabi, hayvan gibi pompalıyla ateş ettim. Yok, beni arasınlar. Mezarlardan nefret ediyorum. Burada çözmemiz gereken ufak bir bulmaca var. Güneş Kraliçesi ve onun fırtına muhafızları. Himiko'dan bahsediyoruz tabii ki. Güneş Tanrı oradaki. Evet, gördüğünüz gibi. İlk Güneş Kraliçesi. Burası Yamatai. Evet Lara. Açma kızım, açma. Ne bulacaksın içinde be? Oo, burada bak. Himiko, oh. Ve gerçekten de ölüsün. Bu inanılmaz. Yıllarca araştırmasını yaptığı ve aradığı şeyi karşısında buldu. Bu bir tür ateş ritüeli gibi, kurban ayini. Korkunç. Ama neden kadınlar böyle yıkılmış? Bir seyahat, kutsal bir yolculuk. Oradaki de bu manastır mı yani? Su mu döküyor? Neden?
Ve işte buradasın. Kraliçe. Bekle. Su dökmüyor, enerji transferi yapıyor. Vay. Bu bir yükselme ayini. Yerine geçeceğin kişiyi böyle seçiyordum. Dur. Orada. Yakalayın onu. Aman, aman diyeyim. Aklına. Başka? Var mı? Yeteri kadar malzeme çıkar diye düşünüyorum buradan bana ama hala gelmek isterseniz toplarım yani. Hiç hayır demem. Evet, evet. Nereden gideceğiz? Şaka yaptım şapşıklar. Adama... Oha. Pompalımız. Tamam. Tabancamız, şarjörünü değiştirelim. Tüfeğimiz. Tüfekle biraz ilerleyelim ya. Tüfek. Pa 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 pa. Gel gel bulacağım. Goddammit. Gene şiddetli bir rüzgar ve yoluna çıkan her şeyi gördüğünüz gibi parçalıyor. Ve rüzgarda yolumuza devam edeceğiz. Of 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 of. Kızdaki cesarete bak ya. Hadi. Hadi Lara, hadi Lara. Hızlı biraz. Hadi kızım. Yapabilirsin. Sen cross'sun. Ne zorluklar atlattın sen. Bunu mu atlatamayacaksın? Hadi. Yapabilirsin. Hop. Çabuk lan çabuk. Kırılacak. Aaaa! Atla. Tırman tırman tırman. Güzel. Bu şeyi açamıyorum. Ben şimdi açacağım size, sizin kafanızı açacağım ama. Biz genellikle kutu açmıyoruz, kafa açıyoruz kardeş. Hadi güle güle. Bay bay. Tabanca güzel olmuş şey yani tüfek taramalımız. Güzel olmuş o yaptığımız güncelleştirmelerden sonra. Gayet stabil ve düzgün isabet ediyor. Şimdi şuralarda bir kutudur, bir şeydir var mı? Şöyle bir hızlıca bakıyorum. Gönül gözüyle. Buraya açılır gibi duruyor. Sanki ki öyle de olacak. Her yere git ya. Böyle saçma sapan. Karşıma çıkma. Şimdi. Sürekli bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi burada açmamız gereken 2 adet cam bulunuyor karşılıklı ve 1 adet de böyle okumuz var. Verdik rüzgarı. Şimdi hemen diğer tarafa. Ve burayı da açıyoruz. Hadi. Şimdi
Yoğun rüzgarla güm. Bir daha. Bir daha. Aa, yanlış yapıyorum. Bir saniye. Tamam. Tamam, hatırladım. Hatırladım. Burayı kapatalım. Bakın, çanın sağında ve solunda iki adet kırık kolonlar var. Şu an mesela sola doğru, sağa doğru meyilli. Önce buradan gelen rüzgarla sağ taraftakini şöyle indiriyoruz. Gördüğünüz gibi asması düştü. Hatta şunu bir daha yapalım sizin için. Tekrardan oluyor mu diye bakalım. Gidiyor. Tamam. Hayır. Bu tamam. Bunu kırdık. Şimdi bunu kapat. Şimdi diğer kolonu kıracağız. Bakın. Burayı açıyoruz. Bu sefer sola doğru meyillenecek. Çekiyoruz bunu. Biraz hız al. Al hızını. Hoppa. Burası yıkılıyor. Yukarıda kız ikinci katta. Gelin gelin. Şimdi ortası kaldı. Yeter olan bir bitin. Evet. Şimdi ikisini birden açacağız ve ilk yaptığımız şeyi şimdi yapacağız. Şöyle. İki. Gel bakalım. Kolonları kırdığımız için biraz daha aşağı düştü. Bu sayede tahta ya vuruyor ve uçan aşağıya ve biz de aşağıya. Oğlum bu yükseklerden düşe düşe var ya, ölür lan insan. Oğlum Lara nasıl yaşıyorsun? Hayır. Hafızlar burada. Uf. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oldu şimdi öyle? Hiçbir şey anlamadım. Sesler biraz abartı çıkmış. Sebebini anlayamadığım bir şekilde. Uf, o yükseklikten. Uf. Atma köprüler de dayanmadı tabi. Açmamız gereken yerleri pomp işte açıyoruz. Ki oturmayalım o kazıklara. Aman diyeyim. Orada kazık vardı. Eğer yanlış bir şey basarsanız oraya diye giriyorsunuz. Tükendi kız, tükendi. Kim dayanır o kadar aksiyona tabii ki. O da haklı. Dinlen yavrum, dinlen. Hello. Alo. Sam. Sam. Ben Lara. Tanrım Lara, sesini duymak çok güzel. Seninkini de Sam. Ekibin geri kalanında yanında mı? Hayır, bu telsizi bekçilerin birinden çalmayı başardım. Bekçi mi? Ben kaçırıldım. Ne? Neredesin? Bilmiyorum. Bir tür eski Japon sarayındayım. Bir ateş ailinden bahsedip duruyorlar. Lara, çok korkuyorum. Kahretsin birisi geliyor. Bu şeyi saklamam gerekiyor. Sam. 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 Bir ateş haini mi? Himiko'nun mezarındaki duvar resimleri gibi. Oh my. Rod, orada mısın lan? Saraya doğru ilerliyorum. Sana orada yetişirim diyor ya. Orada buluşuruz kardeş diyor.
Evet. Kamp alanımız. Bir adet yetenek puanımız var. Şimdi bu yetenek puanını neye harcayacağız? 43, 25, 56. Şuradan hiçbir şeye verememişiz. Gücünü arttırarak cephane taşıma oranını maksimuma çıkmamız var. Düşmanlarını ustalık öldürmeni ve daha çok ödül toplamamız var. Daha fazla cephane taşımak istiyorum. Oklarımın hemen bitsin istemiyorum. Burası tamam. Yani pompalıyı fazla kullanmayacağım için şimdilik ona yoğunlaşmak istemiyorum. Şunu açabiliriz. 277 kaldı. Ona da bir adet. Hadi şunu açalım. Ve elimizdeki malzemeleri bitirelim. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Şimdi orada bir adet şey var. Şey. Şöyle onu yakalım. O tamam. Söndür. Şimdi. Acaba burası nereye gidiyor? Orası nereye gidiyor? Orası tepeye gidiyor. Burası da aşağıdan bir yere gidiyor. Atalım dursun ya. Ok. Parayla mı sanki? Şöyle bağlayalım, dursun orada. Ama ben aşağıdan, şuradan gideceğim. Hey! Aha, sandık var. En sevdiğim. Malzememiz oldu. Güzel. Bakın şimdi oradaki sandığı düşürmek için neler yapacağız. Dostlar. Şunu bir yak. Oh. Şöyle yapsak. Değmiyor lan. Değmedi ya. Değil lan şuna. Oo sönmüş bile. Alanı size bulmaca. Çözün çözün durun. Huu baga bakın. O nasıl bir bug lan? Buglandık. Hadi yaparsın. Evet yaptı. Onu da buna. Şöyle. Anam dokunduramadı. Lan ne rezil bir şeysin ya. Yapıyorum da. Evet oldu. Gördüğünüz gibi. Oo tüfek parçası bulduk. Güzel. Güzel. Orası oraya gidiyor zaten. Şunu söndürebiliriz. Vay be. Bu şey oldukça iyi çıktı.
Ya kardeş ne oldu? İlla böyle mi oynayak yani? Bunu mu istiyorsunuz? İlla böyle mi oynayak kardeş? Yani niyetiniz neyse onu bana bir bildirin ki ben de ona göre yol çizeyim. Bam. Gördüm. Şunu da alalım. Şarjörü takıyorum. Şuradan mermilerimizi alalım. Evet, güzel. Tanrım çok yakındı. Sen orada mısın? Buradayım sen. Ne oldu? Benden ne istiyorlar Lara? Bir ateş yaktılar. Bu çok boktan bir durum. Dinle, seni almaya geliyorum. Seni oradan kurtaracağım. Lütfen, lütfen bana yardım et Lara. Söz veriyorum sen. Seni kurtaracağım. Hey, telsiz almış. Oh, hayır. Hayır, yardım et bana Lara. Hayır. Normal işte kız muhabbetleri falan yani bildiğiniz gibi. Pek girmeyelim o konulara. Şu an Lara tabii ne yapacağını şaşırdı. Heyecan yaptı. Arkadaşı yakalandı. Arkadaşım ve onu bir ayin için hazırlıyorlar. Himiko'nun yerine geçecek. O yüzden hızlı bir şekilde bam. Ya ya bir şey değildi ya. Ve kardeş ben pompalı parçasını bulduk. İnançsız herif senin. Bak ya. He kardeş. He. Söyle. Ne oldu? Ne istiyorsun? Bizde de var. Tüfek de hani biz size karşı kullanmak istemediğim için. Al. Al. Böyle biz de kullanabiliriz yani hani mermim de bol olmadığından da değil. Ama hani bu sizin yaptığınız neyin kafası yani? Şimdi bunları patlatacağız. Tamam eyvallah. Bir de buranın yukarı tarafı var. Orada ne var oraya bakalım. Belki gizli bir bulmamız gereken bir şey olabilir. Yani hiçbir şey yok mu? Yoksa var mı? Burada hiçbir şey yok. Öyleyse ne? Mermilerimizi alalım. Başka yol yok. Karşıya geçmem gerekecek. Bu şiddetli akıntıdan bir şekilde karşıya geçmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi akıntı önüne çıkarsa çıksın sürüklüyor. Sıkı tutun. Lara. Evet, işte böyle kızım. Hadi. Hayır. Hayır. No. Oğlum önümü göremiyorum ki.
Hop 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 hop. Allah, uçurumdayız ve cam kırılıyor. Uçağın içine düştük. Gördünüz. Kırılıyor. Atla Lara. Hadi kızım. Tutun. Gel 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 gel. Bam. Of. Ve son anda yedek paraşüt, yedek paraşüt, hadi hadi. Of, yedek paraşüt açtık sonunda. Ana paraşüt çalışmadı ve yedek paraşütle. Hayır hayır hayır. Bu bölümü hatırlıyorum ya, burası çok zor. Ben burada çok bayağı zorlanmıştım yani, kontrol edemiyorum bazen. Bu lanet şeyi. Aa, iyi geçtik bari tek seferde, güzel oldu. Of. Ah, yaralandık yine ya. Gene bir yerimize bir yerlere bir şeyler girdi ya. Adayrısı kıymıktır böyle, küçük küçük odun parçalarıdır. İyi. Kızın nevri döndü. Artık ayakta duracak dermanı kalmadı. O derece. Ve ayinin yapılacağı saraya geldik sanırım. Şu karşıda duran, yani tepede duran büyük saray sanırım ayinin yapılacağı yer olsa gerek. Oraya doğru yolculuğa çıkacağız. Tabii ki yaralandık ve yaralarımızı tedavi edebilmek için. Of. Allah tutunamadı. Of 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 of. Kendimizi tedavi edecek tıbbi bir malzeme bulmamız lazım. İlk yardım malzemesi olabilir de helikopterde. Şimdi helikoptere doğru gidiyoruz. Tabii ki boş boş gitmek olmaz. Şunlardan malzeme toplayalım giderken. Koku iğrenç. Yani yaralı yaralı bir de bu pis suyun içine giriyor yani, bu ne bileyim, normal bir insan olsa herhalde yaşaması imkansızdır, o iltihap kapacak böyle bakteriler. Ayy. Birisi gitti. Birini haşamat ettiler. Gördüğünüz gibi. Adamı öldürüp böyle buralara atıyorlar hep. Yaralı olduğum için tabi güzel nişan alamıyorum. Tam nişan alamıyorum. Hop! Allah, tuzağa bastım. Tuzak yapmış çakallar. Tüfek parçasını tamamladık. Tüfeğimizi bir üst seviyeye çıkartacağız. Kamp alanı bulduğumuz zaman hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir şekilde gelecek, nasıl bir hale gelecek. Ama öncesinde yapmamız gereken... Ah. Zıpladıkça ağrılarımız, sancılarımız artıyor tabi. Yaralı bir kızı bile alt edemiyorsunuz ya. Yani sizden. Ah.
Çay açalım. Sancılar tutuyor ve helikoptere ulaşıyoruz. Antibiyotik o da boş. Kahretsin. Her yere bakıyor yani, kendini tedavi edebilecek bir şeyler arıyor. Sargı bezidir, bandaj işte. Aynı şey zaten. Yani bandajdır, antibiyotiktir, işte bir haptır falan. Özür dilerim. Hani üstünü arıyor şu an ölen pilotun. Pilottan çakmak buldu. Çık. Çık. Evet. Hani baktı tedavi edebilecek bir şey yok. Okulun ucundaki metali çakmakla kızartıp yarasını dağlayacak ki kan akışı olmasın. Hani kan akışı kesilsin ki herhangi bir mikrop veya tabii ki kendini de biraz tedavi etti. Yani eskisine nazaran biraz daha iyi ve biraz dinlendi helikopterin içerisinde. Evet, yaralarını iyileştirdi, dinlendi. Biraz daha alev oku yapabiliyoruz artık. Gördüğünüz gibi bulduğumuz çakmağı okun ucuna yapıştırdı. Alev okunu seçtiğiniz zaman açıyor oradan, tutuyor ve alevli oklar fırlatabiliyoruz hedeflere. Rod, beni duyabiliyor musun? Fişek attılar ve buradayız diye takviye destek çağırdılar. Alevli okumuz var neyse ki. Belki. Burası da mazottan oluştuğu için hepsi yanacak. Gördüğünüz gibi. Ağzının içine yolladı lan. Helal olsun. Rakiplerinizi de alevli oklar yollamaktan çekinmeyin. Onlara böyle küçük sürprizler yapabilirsiniz. Ah be, havada vurayım dedim, vuramadım. Bam. Başka? Ha? Çakallar. Bir tane kızın üstüne kaç kişi geliyorsunuz lan? Tamam, bir de vurabilsem havada. Best olacak da. Harbi best olacak ama. Peki. Evet, yeni kamp alanımız ve tüfeğimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi saldırı tüfeğimiz 3 parçasında bulduktan sonra yenilendi. Devam et diyelim. Saldırı tüfeği tamamlandı. 590 puanımız var. Tüfeğimize geçelim.
tüfeğimize gördüğünüz gibi keleş gibi bir hal almış böyle hani Kalaşnikov benzeri bir yapıya bürünmüş. Bununla ne gibi değişiklikler yapabiliyoruz? Silah sabitleştirerek de J hasarı artırabiliyoruz. Şunu yapabiliriz. Yani şöyle elimize de bir alalım. Gördüğünüz gibi elimizde de bu şekilde güzel. Pa, 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 pa. Malzemelerimizi toplayalım. Öldürdüğümüz kişilerden gerek silah gerek materyal. Orada bir şeyler bulduk. Senin ben. Neyse. Gördüklerimizi alalım yeter ya. Pompalı tüfeğimizin de iki parçasını da bulduk. Pompalı tüfeğimizi daha yeni aldık ama gördüğünüz gibi alır almaz neredeyse upgrade'ini yapacağız. Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Öyle dolanıyorum. Şuraya da gidelim. O nasıl bir uçuştur ya hala? Allah cezanı vermesin. Şunu gördüm de buna geldim. Eser. Güzel. Dekoratif inro. Japonya eski Tokyo'da geleneksel erkek giysilerinde cep olmazdı. Kişisel eşyaların konulduğu minyatür kutulara inro denir. Bunlara bir tür eski cüzdan denebilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şeyler iptinden açıyorsun. Arasını açıp şöyle malzemeyi koyup kapatıp tekrar kemerinize takıyorsunuz. Gibi bir şey. Şuradan nereden? Buraya mı gideceğim? Olur zaten. Random gidelim. Buradan bir yere ulaşım yapabiliriz. Nereye yapabiliriz? Hiç fikrim yok. Gözükmüyor şu an. Ha, şuraya yapabiliriz. Buradan oraya kısa yol. Fekat. Bu ne? Ha, bu da diğer eventlerden bir tanesi. Bunları kırma buluyorsunuz. İki tane, üç tane falandı sanırım. Dört taneymiş. Bunları bularak hepsini kırıyorsunuz. Şuradan bir kayalım ya.
eser daha. Yeşim taşı at heykeli. Yuan hanedanına ait olabilir. Kublai Kahin kayıp donanmasından arda kalmış olabilir. Gizli bir öğe var diyor. Neresinde? İşte. Ah, bu sahteymiş. Çin malı. Gördüğünüz gibi şu bölgede Made in China yazıyor şöyle. Döndüreyim daha net görebilirsiniz sanırım. Gördüğünüz gibi şurada Made in China diye sahteymiş. Orijinal değil. Şuraya bir çık ablacığım. Nasıl ya? Tutulmadı. Aha. Bir diğer eventler de bunlar. Mıydı? Yok. Yanlış hatırlıyorum. Ha, evet, bunlar. Böyle. Bunları yıkıyorsunuz, yıkacaksınız. Doğru hatırlamışım. Peki. Evet. Bilmemiz gereken location burası. Gel gel. Gelin gelin. Gelin move'layın bakalım. Lan? Ha? Bir an öldürebileceğinizi sandınız değil mi? Ha, çakallar. Bir an beni öldürebileceğinizi sandınız. Bir an tam böyle bir "Aa, tamam oluyor oluyor" düşüyor dediniz ama ne oldu? Hiçbir şey. Ne oldu? Hiçbir şey. Hadi ulen oradan.
Siz savaşla aşkı karıştırmışsınız koçlar. Çok şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Aa, şey var. Tamam. Şöyle yapacağız. Buraya gördüğünüz gibi kilit koymuşlar kapıyı açılmasın diye. Kilidi şu şekilde kaldırıyoruz ve kapımızı açıyoruz. Evet dostlar. Kamp alanımıza gelelim ve tam bu noktada bu bölümü bitirelim. Sonraki bölümde buradan artık işte Sem'e doğru adım adım ilerleyeceğiz. Saraya, Sem'in ayin yapıldığı saraya doğru bu teleferikleri kullanarak belirli bölgelerden geçerek yine yani bol aksiyonlu bir bölümle daha gideceğiz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.